Kapıkule'nin girişinde yaşanan yoğunluğu önlemek için Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli önlemler aldı. Polis ekipleri sınır kapısı önünde oluşan yoğunluğun kısa sürede azalması ve araçların düzenli şekilde işlemlerini yapabilmesi için yönlendirme yaptı. Almanya'ya dönen Tunay Zağlı yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Biz şimdi dönüş yapıyoruz. Buruk içimiz ama ne yapalım? Gurbetlik işte böyle oluyor. Doğduğun yer değil, doyduğun yer oluyor. Yozgat'tan çıktık, şimdi Kapıkule'deyiz. Çıkış yapıyoruz. Gördüğünüz gibi büyük bir konvoy var. Geri dönüş başladı. İçimizdeki en büyük sızının birisi de bayramı Türkiye'de yapamamak, maalesef geri dönmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımız orada, onun için izinimiz bitti, mecbur geri dönüş yapıyoruz. Almanya'ya giden Kasım Cevreyan şunları söyledi. Memleket kalksın diye elimizden gelen her şeyi yaptık. Bura varsa biz varız. Kuşadası, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sakarya her tarafı gezdik. Her gezdiğimiz yerde de bir şeyler bıraktık ki memleketimiz kalkışsın diye. Evet. Tamam geliyoruz, tatil bu bizim ihtiyacımız ama biz memleketi düşünerek geliyoruz. Ben İspanya'ya da gidebilirdim. Öte yandan yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler de sınır kapılarından giriş yapmaya devam ediyor. Geçen yıl Temmuz ayında Kapıkule sınır kapısından 944.940 gurbetçi Türkiye'ye giriş yaparken bu yıl Temmuz ayında 1.010.204 gurbetçi giriş yaptı.